Bu aralar sürekli yapay zeka videosu çekiyorum diye söylenen arkadaşlar, takipçiler vardı. Son videolarımın hepsi video editle alakalı gördüğünüz gibi. Ve yine video editle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Her videograferin bilmesi gereken 5 muhteşem premier ipucunu bu videoda sizlere anlatacağım. Benim de sıklıkla kullandığım özellikler bunlar. Bazıları yeni gelen özellikler, bazıları uzun süredir olan özellikler. Bunları kullanarak işlerinizi çok daha hızlandırabilir, daha kreatif videolar yapabilirsiniz. Öncelikle şundan biraz bahsetmek istiyorum. Evet sizlere CapCut, Movavi gibi başka programlar anlatıyorum. Çünkü her programın bir alıcısı var. Premier ama bunların yanında biraz daha farklı. Yani profesyonel bir video editör olmak istiyorsanız şu 3 programı mutlaka ya da 3 programdan da bir tanesini mutlaka biliyor olmanız lazım. 1 Premier, 2 Final Cut, 3 DaVinci Resolve. Bunlardan herhangi birini bilmeniz tabii ki sizin için çok büyük bir avantaj olur. Üçünü de bilirseniz tadından yenmez. Ben bunlardan ikisini iyi derecede kullanıyorum. Premiere ve Final Cut'ı. DaVinci'yi şöyle böyle kullanıyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum. Mac aldıktan sonra şu anda Macbook kullanıyorum gördüğünüz gibi. Final Cut'a geçiş yapmıştım silikon işlemciyle birlikte. Fakat daha sonra son bir aydır filan Premiere'e geri dönüş yaptım. İki yıldır Final Cut'a geçmiştim. Çünkü Final Cut'a güncelleme getirmeyi bıraktı Apple neredeyse. Premiere'e de sürekli güncelleme geliyor. Sürekli bir yenilik ekliyorlar. O yüzden de Premiere'e geri dönüş yaptım arkadaşlar. Bu arada bu videonun sponsoru Epidemic Sound'a da teşekkür ediyorum. Epidemic Sound Uzun süredir kullanıyorum ve sizlere de anlatıyorum bazı videolarımda. Profesyonel bir video editörseniz mutlaka bu veya bunun gibi sitelerden yararlanmanız gerekiyor. Birazdan bununla alakalı daha detaylı bir bilgi vereceğim. Ayrıca çok güzel bir kampanya var şu anda Cyber Week kampanyası. Ondan da videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. İlk olarak göstereceğim özellik, videoları otomatik olarak proje alanına oturtma, yani boyutlandırma, fit boyuta getirme. Mesela farklı farklı videolarla çalışabiliriz. Atıyorum 1080p bir çalışma alanı oluşturduk. Bazı video videolar 4K ve bazıları ise 720p olabilir. Ve bunları her seferinde scale değerinden değiştirmemiz gerekiyor. Fakat bunu yapmayıp çok daha kolay bir yöntemle her seferinde attığınız videoyu otomatik olarak Premiere'in çalışma alanına oturtan bir özelliği göstereceğim size. Şimdi 1080p'lik bir timeline açtım. Şu videomun özelliğine bakalım. Bu video arkadaşlar bakın 4K çözünürlüğünde. Bunu buraya atıyorum öncelikle. Evet ayarları koru dedim. Şu anda bu videonun orijinali bu değil. Yani croplanmış bir halde görüyoruz eğer bunun üzerine çift tıklarsam zaten ve şuradan %50 hatta %25 yaparsam evet bayağı bir videonun dışına taştığını göreceksiniz aslında videonun tam görünen hali şu şimdi bunu şu şekilde yapabilirsiniz bu uzun yöntem efekt kontrol kısmına gelip buradan scale'dan küçültebilirsiniz bunu 50 yaptığımızda sanırım tam oturacak. Evet, 50 yaptığımızda tam oturur veya Ctrl Z dedim geri aldım. İkinci bir yöntem ise buradan sağ tıklarsanız timeline'daki parçaya ve buradan Scale to Frame Size dediğinizde yine tam olarak ekrana oturtacaktır. Fakat yeni bir 4K video attığımda bu yine ekranın dışına taşıyor. Bir de 720p bir video var elimde. Bunu attığımda da video da küçük bir halde görünüyor. Şimdi bunları siliyorum arkadaşlar. Buradan Premiere Pro'ya geliyorum. Settings'e geliyorum ve medya seçeneğine tıklıyorum. Burada default media scaling var. Buraya tıklıyorum ve bunu set to frame size diyorum. Artık attığım her video benim açtığım çalışma alanı hangi çözünürlükte ise oraya fit bir boyuta gelecek. Yani ekrana tam oturacak. Şimdi az önceki 4K videoyu yine aynı şekilde aşağıya atıyorum keep existing settings diyorum ve gördüğünüz gibi şu anda tam olarak ekrana oturdu. Efekt kontrol gel kısmına geldiğimde ise gördüğünüz gibi %50 oldu boyutu. Bir de şu 720p olan videoyu atacağım. Az önce küçük kalmıştı. Şimdi bunu buraya gelip attım ve gördüğünüz gibi bu da tam olarak ekrana oturdu arkadaşlar. Bu benim çok sık kullandığım bir yöntem. Eminim bundan sonra siz de bolca kullanacaksınız. Şimdi de kaynak videonun rengini tüm timeline'da nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Ne demek olduğunu şimdi anlayacaksınız. Biraz karışık gelmiş olabilir bu söylem. Mesela böyle bir videonuz var. Daha sonra bunu bir yerden kesiyorum ve şöyle ileriye alıyorum. Araya başka bir video koyuyorum. Şu videoyu koyduk. Ve daha sonra az önceki şu videonun devamını koyuyorum bu videoya. Şimdi Lumetri Color'ı açıyorum ilk olarak. Bu parçada eğer bir değişiklik yaparsam bakın, işte renginde, pozlamasında, kontrastında biraz abartıyorum net görülsün diye. Evet, bu videoda yaptığım değişiklik araya bu video girdi. Burayı tabii ki etkilemedi. Bu videonun devamını da etkilemiyor bakın. Çünkü burayı bölmüştük. Fakat bu kaynak videonun komple rengini değiştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi geri aldım bütün özellikleri ya da şuradan resetleyelim. Evet. İlk haline getirdim. Lumetri Color içerisinde bakın şurada Source var. Source'u tıkladıktan sonra burada eğer ayarlarımı yaparsam şöyle yapalım. Yine abartıyorum renkleri. Şöyle pozlamayı da abartalım. Net göstermek adına kötü bir renk yaptım tabii ki. Bakın şu videoya geçtiğimde aynı renk efekti burada da devam ediyor arkadaşlar. Yani bir videoyu bölüp timeline'da farklı yerlere serpiştirseniz dahi bütün videolarda aynı renk efektini tutturabiliyorsunuz. Bu da yine çok kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Şimdi de Premiere'e son zamanlarda gelen en muhteşem özelliği göstereceğim. Bu gerçekten hayat kurtaran bir özellik. Müzik Remix Tool arkadaşlar. Daha önce de kısa videolarımda anlatmıştım bunu. Bunun eşi benzeri muadili programlarda yok. Yani Final Cut ya da DaVinci'de yok. DaVinci'de bildiğim kadarıyla yok. Ama Final Cut'ta olmadığına eminim. Bu gerçekten müthiş bir özellik. Çünkü inanılmaz zamandan tasarruf sağlatıyor size. Mesela diyelim ki 15 saniyelik bir video yapacaksınız ve altına bir müzik atıyorsunuz. Fakat müziğin süresi 2 dakika ya da 3 dakika. O müziğin ritmini bozmadan uygun şekilde başını ve sonunu 15 saniyeye denk getirebilmek çok zor. Premiere'de Remix Tool bunu kendisi yapıyor. Şimdi ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Fakat öncesinde sizlere dünyanın en iyi telifsiz müzik sitesini bir tanıtmak göstermek istiyorum. Epidemic Sound. EpidemicSound.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben de uzun süredir videolarımda Epidemic Sound'u kullanıyorum. En ufak bir telif sıkıntısı şimdiye kadar yaşamadım. Çünkü siz buraya giriş yaptıktan sonra kendi platformlarınızı belirtiyorsunuz ve asla telif uyarısı daha sonradan gelmiyor sizlere. Epidemic Sound içerik üreticiler için en gelişmiş müzik ve ses efekti platformu diyebilirim. Buranın en iyi yanı her şeyin %100 telifsiz olması. Yani gelecekte herhangi bir telif hakkı sorunu yaşamanıza imkan yok. Epidemic Sound sitesi üzerinden profilinizde sosyal medya hesaplarınızın bağlantılarını giriyorsunuz ve oraya girdiğiniz bağlantılara asla ve asla telif uyarısı gelmiyor. Özellikle YouTube videosu üretenler bunun sıkıntısını sıkça yaşıyor. Eminim. Bu platformda 40 bin üzerinde şarkı ve 90 bin ses efekti var. Yani seçenekler neredeyse sınırsız. Her türlü projeye uygun bir şeyler bulabilirsiniz. Epidemic Sound'u hemen denemek isterseniz aşağıdaki açıklama kısmına bir affiliate linki bırakıyorum. Şu anda da çok güzel bir kampanyaları var Cyber Week. Bu videonun yayın tarihinden itibaren tam 5 gün süreniz var. Açıklama kısmındaki link'e eğer bu 5 gün içerisinde tıklarsanız 2 ay boyunca Epidemic Sound'u ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında dilerseniz iptal et. Edebilirsiniz. Bu iki ay boyunca kullandığınız müziklerden de telif yemeyeceksiniz. Ha 5 günü geçirdiniz diyelim hiç önemli değil. Daha sonrasında eğer tıklarsanız aynı linke bir ay boyunca yine Epidemic Sound'dan ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde de iki tane farklı planı var. Buradan size uygun olanı satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız kesinlikle böyle bir siteye ihtiyacınız var ve bu siteler içerisinde de net olarak söyleyebilirim ki benim kullandıklarım arasında en iyisi Epidemic sound. Şimdi şu videoma uygun bir müzik indireceğim Epidemic Sound'dan. Bu arada yapay zeka desteği getirildi buraya. Bu da müthiş bir özellik. Buraya arkadaşlar müziği uygulamak istediğiniz yani altına müzik atmak istediğiniz videoyu atıyorsunuz. Evet sanırım şu videoydu. Bunu buraya attım ve sound match diyorum. Bu videonun ritmine, ambiyansına uygun bir müzik öneriyor. Daha doğrusu bir tane önermiyor. Birçok müzik öneriyor. Bu da normalde en çok zaman alan şeylerden bir tanesi. Ve önerdi bakın. Evet bu baya güzel bence. Bunu indirebilirim. Böylece müzik arama süreciniz de baya bir kısalıyor. Şimdi bu indirdiğim müziği buraya atıyorum. Bu videonun süresi ne kadarmış bakalım? 20 saniye. Ben bu müziği bu 20 saniyeye denk getirmek istiyorum. Normalde işte buradan kırparsın, sonunu kesersin ya da işte buradan kırpıp sonunu alıp buraya yapıştırırsın gibi yöntemlerle böyle müziği girişini, gelişmesini ve çıkışını uygun bir hale getirmeye çalışıyorduk. Fakat Remix Tool'da şunu yapıyorsunuz. Şöyle ilk haline getirdim müziği. Sol taraftaki panelden şu kısımdan Remix Tool'u seçiyorum. Ve müziğin sonuna gelip bu müziği şöyle so videonun sonuna kadar çekiyorum arkadaşlar. Şu anda klip analiz diyor bakın. Analiz ediliyor. Ve müziğin ritmin ambiyansını bozmayacak bir şekilde bakın şu zikzak yerlerden birleştirdi. Müziğin başı da var. Orta kısımları da var. Sonu da var. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Customize kısmına tıklayarak buradaki mesela segmentlerin yerini değiştirirsiniz. Farklı varyasyonlar halinde de kullanabilirsiniz. Sonunu kesip tabii ki müziğin belli bir ritmi olduğu için tam 20 saniye değil 20 saniyeden 1 saniye falan fazla oldu. Ama şu anda tam oturttuk bakın. Müziğin geçişlerini hiç fark etmiyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi gerçekten de hayat kurtaran bir özellik. Şimdi Premiere'in güncel beta versiyonuna gelen Enhance özelliğini göstereceğim. Adobe Podcast diye bir şey çıkarmıştı Adobe bildiğiniz gibi. Bundan önce bolca anlatmıştım başka videolarında da. Adobe Podcast'te bir sesi yüklüyorduk. Mesela ekolu, yankılı ya da arkada işte başka gürültülerin olduğu sesleri stüdyo kalitesinde bir sese dönüştürüp bize veriyordu. Şimdi bunu Premiere'in içerisine entegre ettiler. Yapay zeka destekli bir özellik bu. Bu mikrofonda tabii ki kötü ses alma ihtimali malum yok şu anda. O yüzden de telefonla şöyle uzaktan bir ses alacağım ki yankılı olarak sesim çıksın. Şimdi kayda başlıyorum. Evet bu videoda da Adobe Premiere'e yeni gelen Enhance özelliğini göstereceğim. Sesimizi aldık. Şimdi bunu hemen AirDrop'tan bilgisayarıma atayım. Evet bu özelliği kullanabilmek için Premiere Pro'nun beta versiyonunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Creative Cloud'daki beta uygulamalar içerisinden indirebilirsiniz. Yakın zamanda zaten full versiyona da gelecektir. Şimdi çektiğim videoyu buraya atıyorum ve önce bir dinliyoruz. Evet bu videoda da Adobe Premiere'e ye yeni gelen Enhance özelliğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ekolu bir ses normal olarak. Essential Sound öncelikle açmamız gerekiyor. Window'un içerisinden eğer açık değilse şuradan açabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra buradan Dialog kısmına geliyoruz ve burada bakın Enhance Speech özelliğini göreceksiniz. Buradan altındaki en e tıklıyorum ve şu anda işlem yapılıyor bakın. Yapay zeka desteğiyle bu ses stüdyo kalitesinde bir sese dönüştürülecek. Ve şu anda dönüştürüldü. Buradan da oranını belirleyebilirsiniz. Yani bu etki daha az olsun diyebilirsiniz ya da daha çok olsun diyebilirsiniz. Önce şöyle sona kadar bir çekelim bakalım, dinleyelim. Evet, bu videoda da Adobe Premiere yeni gelen bu özellik sayesinde sesini bir sese dönüştürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gayet başarılı. Fakat Türkçede biraz böyle peltekleştiriyor dili. Çünkü bu normalde İngilizceye göre eğitiliyor ama ilerleyen zamanlarda muhtemelen çok daha geliştirilecektir diye düşünüyorum. Ve geldik 5 ve son özelliği bu da benim sıklıkla kullandığım bir özellik tabii ki. Böyle çok parçalı videolar yapıyorsanız. Mesela burada 1 2 3 4 tane parça var. Hatta daha da fazla parça varsa şu biraz sıkıntı oluyor. Mesela bununla bunun arasına bir video koyacaksınız. Normalde nasıl yapıyorsunuzdur? Muhtemelen çoğunuz şöyle yapıyorsunuz. Burada timeline'da uzaklaşıyoruz. Şunları tutup şöyle geri çekiyoruz. Daha sonra araya koymak istediğimiz videoyu Geliyoruz buraya. Koyuyoruz. Şu aradaki boşluğa tıklayıp burayı silip birleştiriyoruz. Bu bir yöntem. Şöyle bir yöntemimiz var bir de. Geriye aldım. Şu 3 videoyu ben ileri itmek istiyorum diyelim. Bunun için arkadaşlar A butonuna tıklıyoruz. Şuradaki track select forward. A butonuna tıkladığımızda sağa doğru bütün parçaları seçer ve bunların hepsini ileriye doğru taşıyabilirsiniz. Yani gelip buradan hepsini seçmenize gerek yok. A'ya basıp sağ taraftaki tüm parçaları ileriye taşıyabilirsiniz. Mesela şu ikisini mi ileriye taşımak istiyorum? A'ya basıyorum. Şunu seçiyorum ve ileriye doğru taşıyorum. Ama daha da kolay bir yöntem. Bu iki videonun arasına şu videoyu koymak istiyorum diyelim. Normalde alıp bunu şuraya koyarsam şu videolar silinir. Fakat bunu komanda, Mac'te komanda, PC'de kontrole basılı tutup Aşağıya doğru çekersem bakın şöyle beyaz bir çizgi çıkıyor arkadaşlar. Ve buraya koyduğumda bakın araya koydu ve diğer videoları sağa doğru itti. Bu benim çok kullandığım bir yöntem. Mesela şu ikisinin arasına şu videoyu koyayım bu Seferde de. Geliyorum yine kontrole yani komanda basılı tutuyorum. Koydum ve araya geldi. Böylece videolarınızı kesmeden Üzerine gelmeden ve herhangi bir hata Yapma riskini sıfıra indirerek Bu şekilde parçaların arasında başka Parçalar ekleyebilirsiniz. Evet böylece Her videografın bilmesi gereken 5 tane Premiere özelliğini Sizlere anlattım. Bunlar benim Sıklıkla kullandığım efektler Özelliklerdi arkadaşlar. Bunların içerisinden En çok hangisini sevdiniz ve en çok hangilerini Kullanacaksınız yorumlara bekliyorum Ayrıca bir kere daha hatırlatıyorum Epidemic Sound'da Cyber Week kampanyası var Aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklıysanız 2 ay boyunca Epidemic Sound'u kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Fakat 5 gün süreniz var. Bu videonun yayın tarihinden itibaren 5 günden sonra da tıklayabilirsiniz. O zaman da 2 ay yerine 1 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda Premier'le alakalı başka videolar da var. Onları da mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Öyleyse her zaman olduğu gibi kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.